Selamlar arkadaşlar, yeni Forza videosuna hoş geldiniz. Ekranda da gördüğünüz üzere şu an oyunun en değerli arabalarından birisiyle birlikteyiz. Nissan GT-R 2020 kasa Nismo. İnanılmaz bir araba. Bu şu anda bu arada Twitch'te canlı yayındayım. Size merhaba veriyor herkes. Twitch canlı yayınlarımızı da takip etmiyorsanız açıklamada linki var, mutlaka takip edin. Harika keyifli yayınlar yapıyoruz. Vallahi GT-R'ı 20 milyona satıyorlardı. Bir baktım çıkarttırmada bulabildim sonunda ama parametre değildi. Sonra chatten takipçilerim, izleyicilerim, canlılarım, ciğerlerim artık ticari dostlarım aynı zamanda. Galerimden birkaç değerli arabayı satın almayı kabul ettiler ve paramızı tamamlayarak GT-R almamıza aracı oldular. Allah bir kere daha razı olsun. Ve gördüğünüz üzere bu inanılmaz arabayla birlikteyiz. Hep birlikte şu an bunu modifiye edeceğiz. Video da yapmak istedim bu güzelliği. Bunun sadece stok sesini bir bakın. İnanılmaz bir ses. Arabanın bilgilerine bakmadık oğlum. Araba o kadar güzeldi ki 600 beygir, 653 Nm tork, 3.8 litre motor. Oh. Bu araba bu arada atmosferik değil, çift turbolu şu anki haline de çift turbolu diyebilirim ben. Ya da emin değilim çünkü modifiyeli halinde biz bir kaput altına bakmayı tercih ettik de stok haline döndürürken ne yaptım bilmiyorum. Bizden önceki yapılan modifiyesi gerçekten çok kötüydü ve araba çok iyi gidemiyordu. Evimize doğru gidiyoruz. Arabayı kendi şeklimizde iyi bir modifiye yapacağız. Bu arabayı ilk kez sürmüş olacağım ben de. Birazcık hızlanayım sizlerde. Şöyle arabanın tadını çıkardım. Hop, sakince. Yerler ıslak, o yüzden arada olur böyle şeyler. El frenimiz halen daha yok, fark etmişsinizdir. O yüzden öyle yani, arabaların güçlerini kullanarak drift yapmaya devam ediyoruz yani arada. Bu arabayı ben YouTube'dan başkalarının kanallarında çok izledim zamanında. Yeni bir araba değil açıkçası, oyuna da yeni gelmedi. Ama bayağıdır festival playlistlerinde bile görmüyorum ve bayağıdır da bu arabayı bekliyorum aslında. Güzel Japon güncellemesinde falan bunları bekledim Japon ayında. Hiçbir şekilde vermedi. Geç olsun güç olmasın demişler. Şimdi modifiyeye başlayalım bakalım. Evet, şimdi arabamızın stoğu 600 beygir, 600 küsür Nm'de torku var. Allah'ım, body kitleri mi var? 4 çeker bırakacağım arabayı. Biz bu videoda şu an bu arabayı modifiye edip süreceğiz ama videodan sonra bir de canlı yayında Golight yarışından göre modifiye etmeyi planlıyorum arabayı. Ve şöyle harika da bir body kiti varmış. Ama emin olamadım koysam mı koymasam mı. Yani keyifli de duruyor aslında baktığımızda. Ama arabanın stok Nismo body kiti de çok çok etkileyici bence. Ne diyorsun chat? O zaman koydum. Geldik şimdi motora. Zaten motor değiştirme seçeneğimiz yokmuş. En güçlü halini yapacağız. Beni korkutan şey, biz arabayı aldığımızda da en güçlü halinde miydi acaba? Ay, neymiş ya? Bir daha bir ses veriyor. Godzilla bence şimdi kendine geldi. 1047 beygir, 1086 Nm tork. Neyse bakalım. Yarış tipi yaylar taktım şimdilik. Viraj demirlerimizi de koyduk. Sadece ağırlık azaltacağım. İçerisine cage koymuyoruz. Güç aktarım organlarına baktığımız zaman aynen. Ben şimdi bu arabayı çözdüm kardeşler. Arabaya 7 vitesli şanzımanı koyduk. Yarış tipi diferansiyeli koyduk. Hemen buradan lastiklerden düz yarış lastiği koysam mı yoksa kalkış arabası mı yapsak? Kalkış top speed arabası yapılabilir. Çünkü bu şekilde şu an 0-100'ü 1.5 saniye. Şu şekilde baktığımız zaman 2.5 saniye. Çok da fark etmiyor ya. Araba yol dönsün. Viraj kabiliyetimizi kaybetmeye değmeyecek çünkü. En kalın lastikleri de koydum. Jant. Orijinal GT-R Nismo jantlarını değiştirmek bence hakaret olur. Kesinlikle değiştirmemeliyiz. Geldik buradan body kit. Ananı, neler varmış ya. Oğlum bunlar ne böyle? Bir kere zaten bunları koymayız. Bunlar tatsız. Ben direkt şunu koyacağım. Bu bence çok hoş. Şu da fena değil de. Şu daha bir arabayı bence havalı gösterdi. Bir de kaput seçeneğimiz var. Karbon kaputu da bence koymalıyız. Kendiliğinden karbon kaput tertemiz. Arabamızın üzerini kurduk. 1500 kereye düştü. 1047 beygir. Okey. Şimdilik fena değil. Ben bir 1200-1300 görse harika olur diye düşünüyorum ama. Önemli olan arabanın nasıl performans göstereceği zaten. Aa, hadi ya. Oğlum bizden hızlı yapan yok lan. 3 saniye kaldıran var ama bizimkisi yol tutuyor babalar. Bak 3.5 saniye 0-100 verisi veriyor. 438 basıyor. 1 kilometre daha hızlı. Artı bir de kalkış lastiği koymuş. Onun farkı. Hadi lan yürü. En iyi modifiye gene biz yaptık bak. Bak biz yaptık. Hemen bu arabaya sahip olanlar için Mervan T babacım. Devam. Ya ama siyah. Ay Allah'ım. Bambaşka bir araba ya. Ay ay ay. Nasıl şey yok ya. Nissan turuncusu yok. Bence siyah felaket oldu. Ya inanılmaz bir şey oldu bence siyah. Ama bana soracak olursan bu da inanılmazmış. Of. Bu da bambaşkaymış. Yani siyahçıları bir baskın görüyorum. Siyah. Allah benim chatim metale karar verdi chat. Yani izleyiciler ona karar verdik. Hemen şuradan şeytan diyor ki kaliperleri de şöyle siyah yap. Allah ya Rabbi, bir şey oldu yani, çok acayip bir şey oldu. Yani arabanın bence dışına hiçbir şey yapmamalıyım daha fazla. Bunu kaydediyorum. Body kit küfür gibi oldu. Birkaç tır görüyorum bunu. Ya açık konuşmak gerekirse bence de body kit küfür gibi oldu. Bence kesinlikle body kit olmamalı şu an bu arabada. Chat'i griciler ele geçirdiği için sevgili gri kazanıyor ve
Arabamızın yeni rengi gri. Bence zaten orijinal body kit ve Nismo detayları harika olduğu için ben de bu fikri destekliyorum. Babalar inanılmaz bir şey geliyor. Yani birazdan kulaklarımızın pasının silinmesinin yanı sıra inşallah sürüşünden de çok keyif alacağımız bir araba. Önden yere basma kuvvetini çok kestim. Umarım bizi çok kötü etkilemez. Lastikten kazanmak istiyorum. Şimdi sessizliğe bürüyorum kendimi. Bir gece sürüşüne hoş geldiniz diyorum. Of, farlara bak, şu far detaylarına bak. Sakince, sessizce. Bu nasıl bir hızlanmaktır Allah'ım? Bu nasıl bir hızlanmaktır? Oo. Önden yere basmak kuvveti hiç yok. Sekizde bile uzuyorsun be. Ne yapıyorsun be reisim ya? Bir otobana çıkmayı bekliyorum da. Arabanın ciğerlerini iyice açalım diye ama dayanamadım yine. Basıyorum. Allah ne verdiyse de basacağım. Bir an önce ne göreceksek görelim. Bu arabayla her şeye varız. İnanılmaz biz. Gerçekten inanılmaz biz. Allah'ım ya Rabbim ya. ...424, 426, 427 yokuş yukarı hızlanıyor reis. Bu nasıl bir torktur yiğidim? Bu nasıl bir V6 mühendisliğidir? Gerçekten inanılmaz. Yokuş aşağı görsek muhtemelen 440 zorlayacak. Direkt top speed gördük. 437 ya, hala yokuş yukarı burası ha. Şaka gibi. Bayağıdır bu kadar hızlı giden bir GTR'a sahip değildim. İnanılmaz ya. Yol tutuşunu da beğendim. Yüksek hızlarda, sert virajlarda önden kopmalar oluyor. Yapacak bir şey yok. Bunun dolayı için hazırladığım modifiyeli versiyonunda o problemi çözmüş olacağımızı düşünüyorum. Söyleyecek söz yok bence. Bu yolun sonuna kadar gidip rampa dönüşmeye çalışacağım. Hiç sıkıntı yok. Devam. Ama dayı, senin orada olman büyük talihsizlik, biliyor musun? Tamam. Hop. Şöyle uçalım. Madem öyle. İnanılmaz bir araba. Yokuş aşağı 400'lük gördürürüm bence de. Şimdi arkadaşlar, her şeyi yaptık artık, arabayla bilanç kontrol yapmamız lazım. Ve 0, 100, 200 top speed bakalım ne gidiyorsa. Hadi bakalım. Kulaklara şenlik. Bir saniyenin altında olabilir mi acaba 0, 100'ü? Bir saniyenin altında falan diye düşünüyorum ben. Allah'ım, yüksek delir sesi beni benden alıyor. Kafayı yiyeceğim birazdan. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Gene böyle ayıptır söylemesi, erkeksel hormonlarım böyle hareketleniyor. Yani nasıl bir sestir bu ya? Hadi 436. Gelmeyecekse şimdi bir daha ne zaman gelir? 440 baba. Daha ne yapsın araba zaten? Allah'ım. Daha ne yapsın ya? 440 görüyor. GTR'ın hakkını verdik. Bir de üstüne kalkış lastiği koysam. Drag yarışlarının da vazgeçilmezi olur. Allah'ım. Ah! Oğlum 440'da dönüyorduk lan orayı. Nasıl yani? Nasıl dönüyorduk orayı? Ben anlamadım. Normalde dönemiyordu. Bir yol tutuş testi yapalım hemen hızlıca. Arabanın şöyle güzel gidişini bir kez daha. Yani bence her şey çok okey. Bence her şey çok okey.
Kitlemeseydik ön lastikleri baba. Bir şey söyleyeceğim. Ön tamponun yere basma kuvvetini arttırmadım bile. Arka spoiler'ı kaldırıp oradan top speed kazanmaya çalışmadım bile. Yani daha ne yapsın ki? Anlıyor musunuz? Bir mühendislik harikası bu. Şaka gibi. Of. Ama bu kopmak yakışmadı bize. İnanılmaz bir araba. Bir gece sürüşü yaptım sizlerle sevgili dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben canlı yayında bu arabayı sürmeye devam edeceğim. Böyle sessizce konuşmadan sürmeye devam etmek istiyorum çünkü. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ama videoyu. Twitch kanalımı dediğim gibi takip etmiyorsanız şu an yayındakiler yayına videoya bir veda edelim. Yayını kapatmıyorum ama korkma lan şey videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın, abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımı da takip edin. Hoşçakalın. Ben birazdan bu arabanın daha fotoğrafını çekeceğim. Orada da inanılmaz bir keyif alacağız.